Mis gibiden susam mantolu tahinli kek tarifi. Gelince bir kasenin içerisine yumurtalarımızı kırıyoruz. Mutlaka yumurtalar ve diğer malzemeler oda sıcaklığında en az bir yarım saat beklemeli. Kekiniz daha iyi kabaracaktır. Yumurtanın üzerine toz şekeri ilave ediyoruz ve bir mikser yardımıyla ya da el çırpıcısıyla açık sarı renk alana kadar çırpıyoruz. Ardından yoğurdu ilave edip karıştırmaya devam ediyoruz. Bu arada sıvı yağ ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Karıştırmayı hiç bırakmayın. Homojen bir karışım elde etmelisiniz. Tahini ilave ediyoruz. Karıştırıyoruz. Ve mikseri kapatıp kuru malzemeleri ilave edeceğiz. Kabartma tozunu ekleyin. Unun bir kısmını şimdi ilave edin. Susamın yarısını ilave edin. Yarısını kek kalıbının içine dökeceğiz. Unun geri kalanını da ilave edip mikserle çırpmaya devam ediyoruz. Koyu boza kıvamına eriştiğinizde kek hamurunuz olmuş demektir. Oda sıcaklığındaki katı yağla kek kalıbınızı iyice yağlayın. Ardından susamı benim yaptığım gibi yavaş yavaş dökerek bütün kek kalıbının her yerine gelecek şekilde susamla kaplayın. Ardından kek hamurunu boşaltın dikkatlice. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında yaklaşık 30-40 dakika kadar pişirin. Fırınıza göre değişir. Şimdiden deneyenlere afiyet olsun. Diğer lezzetli tarifler için kanalımıza mutlaka abone olun.